Efendim hayırlı günler. Bir Din ve Hayat programıyla daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. Bizleri ekranları başında izleyen veya sosyal medyadan bizleri takip eden bütün izleyenlerimize hayırlı huzurlu günler diliyoruz. Efendim bu hafta da farklı bir konuyla inşallah huzurlarınızda olacağız. İslami duyarlılıklı sinema konusunu ele alacağız. Biliyorsunuz yani İslam dini olarak var olan insanların mülaki olmuş olduğu bütün alanlarda elbette ki bir din olmaz hasebiyle söz sahibi olma durumu da olabilir. Yani karşılaşılmış olan bir mesele karşısında İslami tavır nasıl sergilenmelidir? Bunu da gerçekten gözler önüne serebilmek anlamında bugün sinemanın acaba sinemadan istifade ederek İslam anlatılabilir mi, anlatılabildi mi? Geçmiş dönemde İslami filmler yapılmıştı. İzleyici kitlesi de fazla olan filmlerle de biz karşı karşıya kalmıştık. Bugün inşallah bunu biraz daha detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Sinemanın bu hani büyülü dünyasından mı diyelim, artık insanlara rahat bir şekilde ulaşabilme anlamında, insanları etkileyen bir alan olması hasebiyle İslami açıdan ya da İslami hassasiyetlere uygun filmler yapılabiliyor mu? Günümüzde bu nasıl, dün nasıldı, bugün nasıl, yarın da bu alanda İslami faaliyet olarak İslam'ı anlatan, İslam'ın güzelliklerini yansıtan filmler yapılabilecek mi? Bunu konuşacağız. Kimle? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan doktor öğretim üyesi Mustafa Kayapınar'la birlikteyiz. Hocamızın tabii kendi alanı Arap Dili Belagatı hocasıdır ama özel bir ilgisiyle, onu da soracağız tabii, Türk Edebiyatı'na da gerçekten çok merakı var. Sinema alanında da özellikle yazılar yazıyor, araştırmalar yapıyor. Yani pek çok yönü olan, kendini her alanda geliştirme gayreti içerisinde olan değerli bir hocamızdır. Ben hocama hemen hoş geldin diyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz. Bir koşturmaca dışında. Evet. Bir, farklı bir yere uğrama durumumuz evet. Oldu. Bu da hayatın teşekkür koşturmacasına ederim. Bir örnek olarak yaşamış olduk. Peki evet. Hocam. Sinema sanatıyla yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Hani başta da söyledik, alanınız İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili Belagatı hocasısınız. Bu alanda öğrencilerinizi eğitmeye çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da sinemayla da yakinen ilgili olduğunuzu zaten ben biliyorum. Buna dair yazılar da kaleme alıyorsunuz. Belki biraz sonra Temmuz dergisinden bahsedeceğiz. Onun özel sayısından bahsedeceğiz. Sinema bir eğlence vasıtası olmasına rağmen siz de bir ilahiyatçı olarak bu ikisini nasıl bağdaştıracağız? Yani sizde var olan bu sinemaya yöneliş, sinemadan sinema üzerine yapmış olduğunuz çalışmalar, ikisini bir düşündüğümüz zaman nasıl bir sonuç çıkar? Neler söylersiniz? Evet hocam, tabii genel algılama açısından baktığımız zaman sinema genelde bir eğlence aracı olarak görülüyor. Ki çoğunlukla da zaten öyle bir işlevi var. Yani ilk icat edildiği 1890'lı yıllardan itibaren daha çok öyle bir minvalde görülmüş. Fakat sinemanın tabii bir şöyle bir tarafı var. Sinema bir anlatım aracı. Yani duyguları, düşünceleri, işte inancımızı ifade etme şekli aynı zamanda. Yani sinema sanatında bunun da örneklerini görüyoruz. Yani nasıl diyelim, ben şöyle diyorum, sinemanın haysiyetini kazandıran insanlar var, sinema insanları var. Dolayısıyla sinema çok etkin, güçlü bir anlatım aracı ama aynı zamanda sanat. Şimdi bir ilahiyatçı niye sinemayla ilgilenir? Evet. Benim alanım sizin de söylediğiniz gibi Arap Dili Belagatı. Belagat malum bir sanat. Evet. Yani edebiyat, edebi sanatlar, yani ne diyelim, kendini en iyi şekilde ifade etme sanatı. Sinema da günümüzde bunun en iyi vasıtası, en iyi sanat türü diyelim. O yüzden buna bir tane kalamazdık. Çünkü bizim bir iddiamız var, mesajımız var. Bu mesajı, iddiayı ve davayı en iyi şekilde iletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla günümüzde en etkili olan vasıta da bu olduğuna göre buna kafa yormamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim mesela bunu açıklamak için.
Malumunuz yani cahiliye döneminde, yani peygamberimiz gelmeden önce ve geldikten sonra da şiir çok önemli bir sanattı. Devrin zirvesinde olan bir sanat. Evet, etkili bir şeydi. Ne diyelim, sanattı, araçtı. Hatta şunu iddiayla söyleyebilirim. Şiir o zamanın sinemasıydı. O zamanın YouTube'uydu. Evet. O zamanın sosyal medyasıydı. Yani bir iki örnek söyleyeceğim. Ki Peygamber Efendimiz'in şairlerle şeyi var, çok önemli iletişimi var diyelim. Yani Şuara diye bir suremiz var. Hani orada olumsuz bazı şeyler ifade edilse de Peygamberimiz yani şiirin ve söz gibi iyisinin yani kötüsünün olabileceğini söylüyor, evet. Buyuruyor. Dolayısıyla iyi olan şiiri de teşvik ediyor. Kendi şairleri de vardı. Hasan, evet. Bin Sabit Hasan gibi. Bin Sabit var. Kâb bin Züheyr var. Evet. Hatta Abdullah bin Revaha var. Yani bizzat onları yönlendiriyor. İslam düşmanlarına karşı. Çünkü onlar bu şiiri çok iyi kullanıyorlar. Hiciv anlamında. Hatta Müslümanlara ve Peygamberimize karşı bu şiiri bir silah gibi kullanıyorlar. Hakaret için, aşağılamak için, hatta onların ailesine, kızlarına, eşlerine hakaret için kullanıyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz de hatta bir diyebiliriz ki eleme yapıyor. O şair, gönüllü olan şairlerden onları yönlendiriyor. Yani siz bunu nasıl kullanmalısınız. Bu konuda en etkin olabilecek kimlerdir? Mesela Abdullah bin Revaha'yı mesela bu konuda biraz daha hafif buluyor. Hasan bin Sabit'i mesela bu konuda daha etkin görüyor. Evet, daha güçlü bir şey. Ve şunu söyleyeyim, mesela Yahudi bir şair çok etkili. Yani şimdiki televizyon gibi düşünelim. İşte biraz önce de söylediğim gibi YouTube gibi düşünelim. O zaman paneller düzenleniyor. İnsanlar, evet, kıran kırana tabiri caizse o şairleri dinlemek için geliyorlardı, değil mi? Yani bunu, gerçekten çok revaçtaydı o zamanlar. Bunun etkisi şöyle, bir şair bir kişi ya da bir grup hakkında bir şey söylediği zaman hocam, o adam tecrit edilebiliyor. O adam artık bir yerde tutunamayabiliyor o derece. Yani günümüzün medyası gibi, hı-hı, düşünelim. Yani onun aleyhinde bir şeyler söylediği zaman rezil rüsvay olabiliyor. İşte Peygamberimizin yönlendirmesiyle Hasan bin Sabit de bu Yahudi şairle ilgili, çünkü çok zarar vermiş Müslümanlara, evet, bu yönde. Yani yönlendirmesiyle onun hakkında bir şiir yazıyor, Hicviye yazıyor ve artık hiç kimse onu misafir etmek istemiyor. Tecrit ediliyor, soyutlanıyor. Yani kendi silahıyla vurmak gerekiyor. Aslında başka, evet, mesaj da alıyorum ben burada. Yani hocam orada hani yapmış olduğu alanla alakalı karşısında durabilecek ve aynı işle verilebilecek bir karşılığın olmasını Peygamberimiz özellikle istemiş. Evet. Yoksa başka türlü de davranılabilirdi. Hani fikire karşı bir fikir, şiire karşı bir şiir savunması sanki burada görüyoruz, değil mi hocam? Şimdi burada ince bir çizgi var tabii. Şimdi soğuk ya da sıcak savaş zamanlarında bu biraz hani sözel şeyler de çok keskin oluyor, çok böyle yaralayıcı oluyor. Yani o da savaşın bir parçası oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hani nasıl bir Müslüman kılıcıyla mücadele ediyorsa sözüyle de mücadele eder diyor. Dolayısıyla ortama göre, yani bir savaş ortamındaysanız, çok böyle çetin bir zemin üzerindeyseniz, orada ister istemez şiirde, sanatta biraz çetin oluyor. Hı hı. Yani şairler Süleyman Ceren hocamın hep altını çizdiği gibi yani böyle sadece gönderelim buradan ki, evet, bizleri takip ediyor. Teşekkür ediyoruz hocama da. Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz. Yani şairler böyle sadece oturup keyfine, zevkine bir şeyler yazan insanlar olamaz. Yani Kudüs'te insanlar öldürülürken, orası yağmalanırken o da lakayt davranamaz oraya. Lakayt davranamaz. Havadan sudan bahsedemez.
Ne bileyim Afganistan'da, Irak'ta işte Müslüman çocuklar katledilirken o da kelimeleriyle bir kurşun gibi kelimeleriyle bu mücadelede yerini almalıdır. Olayı resmediyor. İnsanların zihninde canlandırıyor Evet, ama kelimeleriyle bu şu beraber. demek değil hocam. Yani sinema sanat bir silahtır. Bu anlayış hep olmuş. Yani orada olağanüstü bir durumdan dolayı Peygamber Efendimiz şiiri ve şairleri o şekilde yönlendirmiş ama aslında direkt her zaman müdahale etmiyor. Mesela Müslüman olmayan şairleri bile Peygamber Efendimiz şiirlerini dinliyor. Hatta okumalarını söylüyor birilerine. Yani bundan zevk de alıyor. Mesela Yahudi olan o biraz önce bahsettiğimiz şair, onun da adı Ka'b. Yani bir yandan İslam'a ve Müslümanlara karşı böyle ciddi saldırılar oluyor ama bir yandan da Allah'ın işte bir olması, işte ne bileyim içkinin, işte kumarın, zinanın, işte kötü bir şey olması gibi, ahiret gibi konulardan bahsettiği için mesela hikmetli şeylerden Peygamberimiz bundan hoşlanıyor. Yani bir şu değil, propaganda ya da nutuk atmak değil yani. Buradan kastettiğimiz şey bu değil. İş olsun diye yapılmış olan bir şey değil. Evet. Ki zaten cahiliye şiiri de hocam siz Arapça hocası olduğunuz için daha net ifade edeceksinizdir. Yani kaynaklarda delil olarak da gösterilmiş değil mi hocam? Yani bu dil bilgisi noktasında, belagat noktasında cahiliye dönemi Arapçasını en güzel üst perdeden yansıtan Arap şiirleri. Hani bugün günümüzde sinemada Nobel ödülleri verildiği gibi o zaman da Muallakay Seba vardı. Evet. Kabe'nin duvarına asılacak 7 tane şiir seçilirdi. Ve belki o zaman, o dönemin, o yılın en baş yazılmış edebiyatıyla sanatsal özelliği yüksek olan bir ortam olarak da bunu düşünsek yanlış olmaz herhalde değil mi hocam? Çok güzel bir bağlantı kurdunuz hocam. Hani biz dedik ki o zamanın sinemasıydı, o zamanın işte sosyal medyasıydı. Yani şimdi nasıl ki en önemli ödüller dediğiniz gibi Oscar ödülleri veya diğer ödüller ise Evet. niye? Bu işi en iyi kotaran eserlere ya da siyasi başka şeyler de oluyor. Aynı dediğiniz gibi çok benzer bir durum var. Çünkü önemseniyor. Şairler o zaman çekinilen, korkulan, hatta varlıklı olan, gücü olan insanların yanında bir nevi aynı televizyonu ya da Kesinlikle. kanalı olan insanlar Medya gibi. gücü olan insan gibi Tabi o mesela dönemde. işaret ediyor. Diyor ki şuna diyor aleyhinde diyor bir şey yaz diyor. Hicvi. Tabi adamı bitiriyor ya da buna lehine bir şey yaz diyor. Mesela ne diyelim yani yönlendirmeli şey açısından söylüyorum yani. Evet. Yoksa sanatı ayrı bir şeye Tabii yani koyuyoruz. bu sanat olması zaten her zaman bir örnek veririz ya hocam. Yani bir bıçak doktorun elinde hayata vesile olabilir. Bir sarhoşun elinde cinayete vesile olabilir. Dolayısıyla sinema bir alettir. Kullanmış olduğumuz alanla alakalı tamamıyla onu ne maksatta kullanan insanın niyetiyle ortaya çıkan bir şeydir. Evet. Hemen söz buraya gelmişken kıymetli hocam vaktimizi de verimli kullanmak anlamında Tabii ki. İslami duyarlılıklı yani burada KC'ye de bunu özellikle vurguladık yazdık. Yani İslami hassasiyete sahip sinemadan kastımız nedir? Hani sinema dedik, İslami hassasiyeti olabilir mi? Yalnızca tebliğ amaçlayan bir sinema var mıdır? Üretilebilir mi? Tebliğ noktasında sinemadan istifade etmek katkı sağlayacak bir husus mudur? Neler söylersiniz? Hocam şimdi İslami duyarlılıklı sinema dememizin sebebi doğrudan İslami sinema demek biraz problemli. Çünkü bu çok iddialı Çok bir şey iddialı bir şey olur. Bir tabii. şeye İslami getirmek ciddi bir sorumluluk Tabii. gerektirir. O yüzden genelde bizler ve hani bizden önceki abilerimiz buna hani İslami sinema dememişler. Yani bizim Türkiye genelinde çapında baktığımız zaman işte milli sinema, işte beyaz sinema, rüya sineması falan gibi farklı şeyler, isimler kullanmışlar. Evet. Yani bizim ondan anladığımız şey tabii ki bir Müslüman olarak dediğimiz gibi bu kadar etkin ve güçlü, kuvvetli bigane kalamayacağımız bir sanat, bir vasıtanın
bizim de bu dünyada hani varoluş sebebimiz de belli. Sonuçta bir neyimiz var? Derdimiz var, bir davamız var, bir inancımız var ve bunu ne deniyor? Bil mev'izetil haseneti. Yani Evet. en güzel öğütle, mev'ize ile bunu ifade etmek zorundayız. O yüzden yani Kur'an'ın prensiplerini çiğnemeyen, o sınırları aşmayan ama işte o tevhid inancını, o Kur'an'ın muhtevasını, Ahlak Peygamberimizin öğretilerini. evet ahlakını en güzel, en etkili şekilde, en samimi bir şekilde anlatacak, ifade edecek sinemayı anlıyoruz bundan. İslami duyarlılıklı yani İslami hassasiyete sahip sinema derken. Bunu ifade etmek önemlidir gerçekten. Yoksa bir şeyin İslami olması için çok büyük bir iddia ortaya koymuş Evet. oluruz. Dört başı mamur her bir taraftan Kur'an'a ve sünnete motamut uyma durumu söz konusu olacaktır ki bu da gerçekten büyük bir iddiadır. Peki hocam, kendi ihtisasınızla ilgili araştırmaların yanı sıra dedik. Başta da kısmen ifade ettik ama belki ilave etmek istediğiniz bir şeyler olabilir düşüncesiyle. Edebiyatla ilgili yazılar da yazıyorsunuz. Birazdan Temmuz dergisine, özel sayısına da geçeceğiz. Yani hem Arap dili belagatı dedik ama Türk dili belagatından da çok ayrı koymuyorsunuz kendinizi. Evet. Edebiyatınızda da yakinen ilginiz var. Belki kendi alanınıza ayırdığınız zaman kadar veya daha mı çok bilemiyorum da edebiyata da zaman ayırıyorsunuz. Bazen ölçüyü kaçırdığımız oluyor Ölçü yani. kaçırma durumu olabiliyor. Evet. Bunu nasıl anlatırsınız? Yani kendinizi ifade ederken ne Şimdi söylersiniz? yani bağlantı açısından hani söyleyecek olursak tabii belagat Arap dili belagatı bizim ilgilenmemizin sebebi Kur'an-ı Kerim'dir ve hadislerdir. Çünkü Evet. İslami ilimlerin temelinde Arapça metinler vardır. Ve Kur'an-ı Kerim ve tabii ki hadisi şerifler de çok belagat yönü, edebiyat yönü yani kompozisyonu her yönden yani hem şeklen hem mana olarak çok muazzam metinlerdir. Yani bunları çözmek için özel bir gayret gerekiyor. Bunun için biliyorsunuz klasik eğitimimizde yani mesela medreselerde de öyleydi. Çok ciddi bir dil eğitimi verilir. Yani işte sarf dediğimiz morfoloji, sentaks, nahiv dediğimiz sentaks, retorik denen belagat gibi. Yani bir medreseye İslami ilimler tahsil etmeye giden bir insan öncelikle çok sağlam bir dil ve edebiyat bilgisi alır. Kesinlikle. Yani bu medreselerin müfredatına baktığımız zaman ki günümüzde ilahiyatlar da öyle bunu görüyoruz. Ve tabii ki Arapçanın, Türkçenin nasıl bir şeyi varsa, grameri varsa, nasıl kuralları varsa sanat yapmak söz konusuysa aynı şey sinemada da geçerlidir. Sinemanın da bir dili vardır. Aslında sinemanın da bir belagatı vardır. Hatta biraz belki çok abartılı görünebilir ama şöyle söyleyeyim. Belki günümüzde hocam ilahiyatlarda yani görüntü dili, sinema diliyle ilgili belki dersler bile koymak gerekir. Evet. Çünkü yazarak zaten farklı platformlarda yani kendimizi ifade ediyoruz. Şeyler ne diyeyim çalışmalar yapılıyor. Fakat sonuçta öğretmen olacak, vaiz olacak. Yani sizler gibi işte farklı eğitim alanında bulunacak insanlar. Yani bu günümüzün en güçlü, bariz olan sanatı ve anlatım aracını yakinen tanımaları gerekiyor. Evet. Çünkü şu anda herkes zaten bunu üretiyor. Yani bir şekilde sinema demiyoruz ama ona yani bunu daha geniş tutalım. Yani şu anda yaptığımız program bile bunun bir parçası. Evet. Dolayısıyla tırnak içerisinde raconunu bilmek gerekiyor. Mesela düşünün ki bir insan Türkçeyi bilmiyor. Türkçenin kurallarını bilmiyor. İşte
unsurlar nasıl gelecek bilmiyor. Sanat nedir bilmiyor. Bu bir şiir yazsa nasıl bir şey ortaya çıkar? Öyle. Dolayısıyla biz de kendimizi bu zeminde en iyi şekilde ifade edebilmek için bu sinemanın dilini, gramerini ve raconunu, kurallarını bilmek, öğrenmek ve uygulamak zorundayız. Hı hı. Evet, yani gerçekten şu zamanımızda da sosyal medyayla çok içli dışlı olduğumuz için hemen hemen herkes amatör sunucu mahiyetinde veya konuk mahiyetinde bir kamerası olan herkes geçip kendi videosunu çekip yayınlayabiliyor. Belki bundan 10 sene önce ile şimdiyi mukayese edecek olursak hakikaten ekranların olmazsa olmaz olarak görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Cebimizdeki cep telefonundan tutalım, evimizdeki televizyonla varana kadar internet vasıtasıyla bilgisayardır, tablettir. Yani ekransız bir hayatımız yok. Madem ki insanlar gözlerini ekrandan alamıyorsa siz de diyorsunuz ki insanların baktığı tarafa geçip o taraftan hitap etmek gerektiğini ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şimdi yönetmen arkadaşımdan rica edelim, Nevzat Bey'den. Şimdi bu Temmuz sayısıyla alakalı hocam, edebiyat dergisi, yani Temmuz Edebiyat Dergisi için İslami hassasiyeti bulunan sinema bağlamında yönetmen Doktor Salih Dirlik ile Diriklik ile bir röportaj yapıp özellikle şöyle de kameraya da göstermiş olalım. Birazdan görüntüler de gelecek. Bunun zannedersem editörlüğünü yaptınız. Evet, özel sayı editörlüğü. Kapak dosya ismi de Sinemanın Müslüman Duruşlu Sakin Gücü. Gerçekten güzel de bir isim. Hani program başında da söyledik. Müslümanca bir duruş sergileyebilmek. Hangi alanda olursa olsun bizler Müslümanlar olarak dinimizden almış olduğumuz o maneviyatla her alanda biz bu duruşu kaybetmeden bu işleri yapabilmeye çalışmak lazım. Allahu alem, şimdi siz detayına da gireceksiniz. Bu ruhla bütünleşen yönetmenlerimiz var. Geçmişte de vardı, bugünde de var. İnşallah yarın da olmaya devam edecek. İnşallah. Şimdi bu dergi üzerine konuşalım hocam. Yani bu derginin oluşumu, bu röportaj, yani ne amaçlandı, maksat hasıl oldu mu? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben yazıyla olan alakamı şöyle kısaca bir özet geçeyim. Yani ilk ne diyelim, lise son sınıftan başladı böyle yazma işleri. Özellikle televizyon, sinema, edebiyatla ilgili. Önce işte Sivas Müftülüğü'nün çıkardığı bir dergi vardı. Ben lise son sınıftayken reklamlar üzerine bir yazı yazmıştım. İlk yayınlanan yazım. Ondan sonra üniversitede farklı dergiler oldu. Sivas'ta işte Alim Yıldız hocamla birlikte çıkardığımız Muştu dergisi olsun, Sultanşehir Burucu Edebiyat Dergiler olsun. Yani 20 senedir aslında yazıya ara vermiştim ben, yazmıyordum. Yani bu tür yazılar yazmıyordum. Sonra Süleyman Ceren hocam biraz ısrar etti, bizi böyle teşvik etti diyelim. Ondan sonra tekrar bir 5-6 aydır belki tekrar yazmaya başladım. Konularım da bizim mahallenin diyeyim tırnak içerisinde sinema adamları ve sinema olayları, filmleri üzerine yazılar yazıyorum. Yani Temmuz Edebiyat'ta yazdım genelde. Mesela Yücel Çakmaklı'yı yazdım rahmetli. Birleşen Yollar filmini yazdım. Evet. Rasim Özdemir'in Çok Sesli Bir Ölüm filmini yazdım. Çözülme filmini yazdım uyarlanan. Onun dışında burada bir ekip var diyebilirim. Yani Sivas'tan, Taşra'dan aslında merkezde bir şeyler şekillendiren bir grup var. Başta Süleyman hocam olmak üzere. Yani 3 tane dosya hazırladık. Özel dosya hazırladık. Mustafa Kutlu ile ilgili. Ondan sonra Ömer Seyfettin ile ilgili. Yine bir platformda çok ismi geçen bir diziyle alakalı özel sayılar yaptık bizi ilgilendirdiği için. En sonunda da işte Salih abi ile ilgili bir şeyler yapalım dedik. Çünkü Salih Dirikli'nin özelliği kimsenin olmadığı bir zamanda, yani 1960'ların sonlarında
Yani bu sinema sanatının işte özelliğini, hususiyetini fark ederek yani bizim burada olmamız lazım, bizim burada bir şeyler yapmamız lazım, insanlar yetiştirmemiz lazım diye bir çabayla yine kendisi gibi böyle heyecanlı bir grup gençle ki işlerinde Mesut Uçakan var, Abdurrahman Dilipak var, yani böyle farklı isimler var. Belki şaşıracak insanlar hani 9 üniversite genci bir araya gelerek MTTB bünyesinde sinema kulübü oluşturuyorlar. Orada çok böyle ses getiren işler yapıyorlar. Oradan yönetmenler çıkıyor, sanat yönetmenleri, görüntü yönetmenleri. Bu arada tabii ben Salih abi diyorum yakınlığım olduğu için. Çünkü Birlik Vakfı Sinema Kulübü'nde işte 89'lu 90'lı yıllarda onun kurduğu sinema kulübünde ben görev almıştım. Orada tanışıklığımız var. Yani sinema yazarlığı var, senaristliği var, yönetmenliği var. Hatta sinema tarihi kitabı var. Yani bu alanda ne diyelim? Robinson Crusoe gibi biliyorsunuz Robinson Crusoe. Onu ben oradaki yazımda da belirtmiştim. Tek başına olduğu için her işi kendisi yapar. Yani ekmeğini de kendisi yapar. Ne bileyim marulunu da kendisi yetiştirir. Evini de kendisi çatar. Yani mecburdur. Etrafa bakıyor. Bu alanda hiç kimse yok. O zaman hepsini yapmaya çalışmışlar. Zaten yetişenler de hep o ortamdan yetişmiş. Ama mesela tanımaları için seyircilerin bir iki şeyi söyleyeyim. Müslümanın 24 saati, Müslümanın 365 günü. Bunlar mesela çok özgün çalışmalar. Danimarkalı gelin, Ah Gurbet, işte Diyanet için yaptığı diziler var. İnsanlar yaşadıkça ve 9. Hariciye Koğuşu TRT'de yapılan. Yani birçok çalışması var, kitapları da var. Yani fakat çok duruşlu diyoruz ya, Müslüman duruşlu dememizin sebebi prensiplerine çok bağlı bir insan. Ne diyelim, en ufak bir şeye meyletmiyor. Ne bileyim bir menfaatle hareket eden birisi değil, prensipleriyle hareket eden birisi. O yüzden çok fazla film yapamıyor. Biz de bir vefa olması hasebiyle işte Salih Diriklik'le ilgili böyle bir Süleyman Ceren hocamla ve İstanbul'dan bir arkadaşın şeyle böyle bir sayı oluşturduk. Kitap hacminde bir şey oldu. Burada mesela kimler var? Ali Osman, Emir Osman oldu. Bizim camianın bu alandaki duayenlerinden Birleşen Yollar, işte oğlum Osman, kızım Ayşe, o serinin tamamı. Hatta mesela İstanbul'daki Panorama 1453 belki görmüşsünüzdür. Panorama şeylerini işte çizgi film, hay çizgi filmi var. Mesela çok ileri yaşlarında olmasına rağmen Bu şeyi devam ettirmeye çalışan yani o buraya bu alanda. dosyaya mesela katkı sağladı. Hala da şeye çalışmalarına devam ediyor. Mesut Uçakan keza, İsmail Güneş yani sinema yazarları 25 kadar isim var. Yani bunun şöyle bir tarafı var. Aslında bu İstanbul gibi bir merkezde yapılacak ve yapılması gereken bir şey iken yani takdirin cilvesi diyelim. Sivas'ta işte bir ilahiyat hocası ve bir öğretmen, yazar aynı zamanda bir ekip tarafından yapılıyor. Tabii Müslüman her zaman vefalı olmalıdır ve bu değerlerimizi bizden sonrakilere duyurmamız gerekir diye düşünerek Kesinlikle. böyle bir çaba içerisine girdik hocam. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun Allah kıymetli razı hocam. olsun. Yani dünya küçüldü artık. Yani İstanbul tabii Türkiye'nin belli noktalarda merkezi hükmündedir. Türkiye'nin kalbi hükmündedir ama demek ki taşradan da gayret edilirse, çalışılırsa önemli işler yapılabiliyor. Demek ki Allah Teala çalışana Kesinlikle. bahşediyor, çalışanın önünü açıyor. Buradan şu mesajı da vermek gerekiyor. İçerisinde bulunmuş olduğumuz şartların belki olumsuzluğundan mazeret üretmemek lazım. Bize düşen Elbette. gayret etmek, çalışmak, gerisi Allah Teala'nın ki başarı Allah'tandır. Başarıya ulaştıracak olan Allah'tır. Sadece biz mazeretlerin arkasına sığınmayalım, değil mi hocam? Kesinlikle. Ona bir örneği daha söylemek Tabii, istiyorum. buyurun. Müsaadenizle.
Mesela Rasim Özdenören'le ilgili şöyle özgün bir çalışma yapıldı. Yine Süleyman Ceren Hoca'nın öncülüğüyle diyelim. Aynı anda 50 kadar dergide Rasim Özdenören'le ilgili yazılar yazıldı. Çok güzel, Aynı anda çok güzel. 50. yılına, sanatının 50. yılına. Bu daha önce olmamış bir şey mesela. Aslında Yedi Güzel Adam diyoruz. Yani Evet. isimlerine yapılan diziyi de Türkiye severek de izledi. Hakikaten yani bir Rasim Özdenören yetiştirmek kolay değil. Tabii Yani ki. Yedi Güzel insandan da herhalde hayatta kalan bir Rasim Hoca kaldı, değil mi hocam? Diğerleri sanırım evet. yani Allah Allah uzun uzun ömürler ömürler versin, versin. Cenab-ı Hak Yani hayırlı Sivas'ın bu uzun ömürler versin. konuda çok etkin ve üretken olduğunu altını çizmek istiyorum yani bu Allah razı konuda. olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki hocam, şimdi biraz daha dünyaya açılacak olursak, dünyada ve bize İslami hassasiyet olan sinemalar yapıldı tarihte. Yani doğudan batıya varana kadar gerçekten de ciddi bir izleyici kitlesi de oldu. Ama tabii güzel, başarılı yapımlar olsa da çok bir canlılık göremiyoruz. Yani Evet. geçmişte yapılan bir Çağrı filmi vardı. Çağrı filminin dünya çapında oluşturmuş olduğu gerçekten çok güzel bir algıda vardı. Pozitif algısı da vardı. Ama ikinci, üçüncü çağrılar çok gelemedi gibi sanki. Veya biz mi öyle görüyoruz? Dünya çapındaki bu çalışmaları siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi hani İslami duyarlılıklı sinema diyoruz. Aslında örneklerini saymış olacağız böylece. Fakat dediğiniz gibi çok iç açıcı değil. İşin doğrusu. O konuda üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyemeyeceğim. Ama bunun da çözümleri de var. Hani bu karamsar olmaya da gerek yok. Evet. Fakat öncüler çok önemli hocam. Ama şunu söyleyeyim, ilginç ve enteresan. Yani bu konuda ilk adımı Türkiye'de Yücel Çakmaklı atmış. Çünkü Yücel Çakmaklı Birleşen Yollar Huzur Sokağı'nı Evet, Emine Şenlikoğlu'nun. evet Birleşen Yollar diye uyarladığında 1969 yılı yani 1970 ya da 69'da Huzur Sokağı yayınlanıyor 70'te. Fakat Çağrı filmi 1974-75'te ortaya Daha çıkıyor. sonraki dönem. Evet. Yani Yücel Çakmaklı merhum yani orada bir Truva atı gibi tabir yerindeyse Yeşilçam'da yetiştiriyor kendisini. Orada bir güven telkin ediyor. Emin olarak kendisini gösteriyor. Ve akabinde zaten o iş için girmiş yani sinemaya, sinema sanatına. Onun da bir derdi var. Yani bir hassasiyeti var. Ve o filmi yapıyor. Ki şu anda bize Biraz önce Sehven, Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu dedik. Şule Yüksel Şenler Şule olabilir. Yüksel Şener. Onu da hemen Evet. düzeltelim Hocam izleyenlerimize. biz yani sürekli televizyona çıkmadığımız için yani bu konuda sizin şeyinize güveniyoruz. Allah razı olsun. Şule Yüksel Şener, ona da Allah rahmet eylesin. İlk şeyi başlatıyor Yücel abi ve devamı da geliyor tabii. Televizyonda da biliyorsunuz ilk böyle tarihi bizim değerlerimizi tanıtan diziler vesaire onu yaşayanlar bilirler o zaman. Şu anda belki bize şey gelebilir, biraz ilkel gelebilir ama o zamanın şartlarına göre Yani her yapıtı kendi şartında değerli. Yani kendi kendi döneminin aziz böyle şartlarını kendi bağlamında ve tabii ki. zemininde tabii Tabii ki. değerlendirmek lazım. Şöyle düşünün, her taraf kar mesela boyu aşan kar var. Orada birisi bir çığır açıyor, sen oradan gidiyorsun. Yani şimdi bu adam ya bunu niye böyle açmış, burası niye yamuk olmuş falan demeyeceksin. Çünkü sen direkt oradan gidemezsin. Önce o adam bir türlü zorlukla o çığırı açıyor, sen de arkasından gidiyorsun. O yüzden çok acımasızca eleştirmemek lazım. Tabii şimdi 5 sene önceki üretilen telefonların kamerasıyla şimdikiler bir mi? Teknoloji hemen her gün değişiyor. Yani bir sonraki modelden bir önceki model karşılaştırıldığı zaman devrim mahiyetinde ilerlemeler Şimdi kaydedilir. Belki kalkıp da mesela 70'li yılları bahsediyorsunuz siz. tabii şu anda diyelim ki en gelişmiş telefonu alıp da ilk telefonun modelini, cep telefonun modelini kötülemek ne kadar mantıklı, Tabii. insaflı diyelim. O yüzden onları o zamanki şeye göre değerlendirmek lazım. Tabii Mustafa El Akkad rahmetli o da bu konuda dünya çapında bir çığır açıyor. Çağrı gibi.
Yani biz İslam'ın serüvenini sinemada en iyi şekilde anlatabiliriz. Bize bu özgüveni kazandırıyor. Evet. Bu söz ona aitti değil mi hocam? Yani insanlara baktım, onlar ekrandaydı onların gözleri. Ben de ekrana geçip ekrandan bir şeyler anlatmak. Bu söz ona mı aitti hocam? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tam hatırlamıyorum. Olabilir. Böyle bir söz sanki kendisinden işitilmiş veya yazılmış şekilde diye hatırladım. Mesela devamında şey var, işte bizde salih diriklik var. Aslında doktor kendisi, anestezi uzmanı. Fakat doktoru. Tabii. Çok da önemli bir okuldan mezun. Fakat derdinden dolayı bu sinema alanında çalışıyor. Sonra tabii çıkış noktası bulamayınca, hani imkanlar, çünkü sinema yapmak pahalı bir şey, zor bir şey. O yüzden tekrar doktorluğa dönmek zorunda kalıyor. Evet. İşte Mesut Uçakan var, İsmail Güneş var, genç bazı yönetmenler var. Ama şimdi diğer üretilen, hani batıl adına üretilen şeyleri düşündüğümüz zaman, yani bunlar kıyas edilemez tabii ki. Tabii ki onlara da sahip çıkmak lazım. Evet. Çünkü yani gördüğümüz bir şey vardır ki gerçekten çok etkili oluyor. Yani sinemanın dili hangi alanda kullanılırsa kullanılsın çok çok etkilidir. Yani bugün Amerika'nın bir Hollywood'u vardır. Dünyaya empoze etmek istemiş olduğu hangi görüş varsa, hangi akım varsa ve bunu çok iyi kullandılar. Yıllarca kullandılar. Hala da kullanıyorlar. Bu alanda da gerçekten şöyle tarihe doğru baktığımız zaman yapılan işgalleri bile haklı gösterebilecek bir güce ermişler. Yani yapılan sinemalarla, filmlerle, evet. Yapılan bu işkenceleri, efendim işgalleri, öldürmeleri görüyorsunuz. Onların kanalıyla çıkan bu filmlerde izleyici izledikten sonra diyor ki ya Amerika gerçekten haklıymış, iyi yapmış bunu yapmakla dedirtebilecek kadar güçlü bir dilleri var hocam. Evet. Yani bu ortadayken bu alana kayıtsız kalmak gerçekten hani... tamam bir kesim bunu ahlaksızlık noktasında yapıyor olabilir. Kendi bozuk ideolojilerini empoze etme anlamında yapıyor olabilir. Başta da söyledik, bu bir alettir. Veya arabanın şoförüne kim geçtiyse araba ona itaat etmek durumundadır. Şoför nereye sürüyorsa araba gitmem demiyor. Dağa da sürse gidecek, tepeye de sürse gidecek. Elbette. Yolda da gidecek. Bu anlamda gerçekten İslam alemi olarak bir boşluk var. Madem ki insanların gözü ekranda, bugün daha çok böyle ekranla hemhal oluyoruz. Cep telefonumuza varana kadar 7 gün 24 saat tabiri caizse geceleri yatakta bile olsun insanlar telefonlarından kopamıyorlar. Yani, sürekli ekrandayız. Hatta bunalıma giriyoruz tabii, uzak kalırsak. Bir internet yani. Olmazsa hani Z kuşağı diye bahsederiz. Evet. Onlar özellikle internet olmazsa gerçekten zor bir hayat yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu alanı doldurmak lazım ve İslami duyarlılıklı sinema dedik. Sizin şahsi çözüm önerileriniz var mı? Yani böyle bir şey yapmaya çalışalım, yapalım. Tabii ki bunun ilk baş etkeni illaki maddi anlamda, parasal anlamda problemler illaki çözülmesi gerekiyor ama bununla beraber siz ne önerirsiniz? Yani böyle bir sinema oluşturmak, böyle İslam'ı anlatan, ahlakı anlatan, güzelliği anlatan, insanları dününe nazaran bugünü daha iyi bir şekilde yönlendirebilecek çalışmalar yapılabilir mi? Veya sizin önerileriniz nedir bu konuda? Evet, tabii ki yapılabilir. Tabii sinemanın, bu sanatın bilgilendirme tarafı da var. Yani biraz önce bahsettiğimiz mesela Müslüman'ın 24 saate 365 günü gibi hani evet. Sinematografik ilmihal. Belgesel tadında. Mesela şimdi onu da raconuna göre yapmak lazım. Yani o işte gençlerin şu anda konuştuğu dil neyse, o dil, özel dil, onu kullanarak yapmak lazım ki ulaşabilsin. Yoksa evet. Havada kalıyor bunlar. Yani işin bilgilendirme boyutu da var. Onu bir kenara koyuyorum. Ama bizi daha çok önemsememiz gereken işin sanat boyutu. Şöyle söyleyelim. Yani göze parmak şeklinde olmamalı bu işler. Yani mesaj vereceğiz diye böyle slogan atmamalıyız. Nasıl ki bir Mustafa Kutlu hikayesinde böyle bir nutuk atmıyorsa, evet. Tırnak içerisinde hutbe vermiyorsa, slogan atmıyorsa ama okuyup bitirdiğiniz zaman size o bir etki yapıyorsa, yani bir değer, merhamet üzerine, ne bileyim adalet üzerine, o değerler üzerine sizde bir etki bırakıyorsa, bizim de filmlerimizin o şekilde
Yani çayın içindeki şeker gibi fark edilmemesi, hissedilmemesi, yani böyle insanı rahatsız etmemesi gerekiyor. Yani sanatın kendine göre kuralları var. Yani bu şeyi kabul etmiyor. O zaman size seyirci diyor ki, ben diyor enayi mi zannediyorsun? Bana özür dilerim, tırnak içerisinde yine vaaz etme diyor. Hani sizin bu göreviniz, Dikte etme tabii anlamında. orada şimdi camide vaaz edersiniz veya işte kürsüde onun bir şeyi var. O zaman insanlar zaten onu dinlemeye hani geliyor. Ama ekranda, perdede işte tabii vaaz etme demeyelim de slogan atmak diyelim. Yani yanlış anlama olmasın. İşte propaganda yapmak. Bundan kaçınmak lazım. Şimdi benim son zamanlarda hep söylediğim, yani bu nasıl çözülür? İran sineması nasıl çözdüyse biz de öyle çözebiliriz. Onlar şöyle yapmışlar. Bir sinema akademisi kuruyorlar devlet desteğiyle. Farabi Sinema Akademisi. Ve memlekette arıyorlar, tarıyorlar. Sinemaya kabiliyeti olan, sanata kabiliyeti olan çocukları, gençleri seçiyorlar. Onları bir kurum oluşturarak orada sinema alanında birikimi olan insanları teknik olarak birikim olarak onlar da getiriyorlar ve onları aynı ortamda bir eğitim şeyine tabi tutuyorlar. Yani orada bu gençler yetiştiriliyor. Akabinde de bunlara maddi imkan sağlanıyor ve filmlerini çekmeleri sağlanıyor. Şu anda belki yüzlerce dünya çapında yönetmenleri var. Çok iyi filmleri var. Ha, biz ideal sinemamız öyle mi olacak? O ayrı bir konu değil. Biz de yani gücü olan, varlığı olan en başta devletimiz yani böyle kurumlar oluşturmalı bence. Hiç duygusal şeye kapılmadan kabiliyetli gençler bir araya getirilip onlar Ama bir yetiştirilmeli, araya getirilen imkanlar da verilmeli. insanlarda da hocam bilmiyorum katılır mısınız? Hani ideolojik körlüğe de çok sürüklenmeden yani tarih boyunca baktığımız zaman yani gerçekten Türkiye sineması anlamında gerek senaryolarında gerek görüntülerde hani ideolojik körlüğe mahkum olan kurban olan çok yapıları görüyorduk. Evet. Yani bu milletin ortak değeri olan hususiyeti dikkate almadan onlarla dalga geçerek onları aşağılayarak küçümseyerek yani bir milli bir duruşu sergileyemiyoruz. Yani Türkiye anlamında bunu konuştuğumuz zaman daha düne kadar işte camilerimizdir, cemaatlerimizdir, imamlardır. Öyle bir kılık kıyafetlerle bunları servis ederlerdi ki yani bunlar çok İslam hassasiyet olan Müslümanların bunları sahiplenebilmesi zaten mümkün olmadı. Olamayacak da netice itibariyle bu ideolojik körlüğe saplanırsak, objektiflikten Evet. ödün verecek olursak ki esasen bizim belki de gerçekleştirmeyi arzulamış olduğumuz konulardan birisi de madem ki sinema bir sanattır, orada bir mesaj iletilecektir ama ideolojik körlüğe saplanmadan, Yani zihinleri kör mesaj etmeden, ile biraz değil önce mi? de söyledim ya hocam. Mesaj iletme kaygısıyla hareket etmememiz gerekiyor. Zaten şöyle söyleyelim. Mesela bir şiirde diyelim ki çok iyi bir noktada bizim kültürümüz. İşte orada söylenen bir şiir yani doğrudan işte altı çizilmiyor mesajın. Ama öyle bir kompozisyonla veriliyor ki ondan rahatsızlık duymuyorsunuz dedim ya. Bir suyun içindeki bir herhangi molekül gibi düşünün. Yani zaten duygusallığa girmeden dememin sebebi o. Yani işin gereği neyse tabii ki bizim duygumuzu, düşüncemizi, bizim heyecanımızı yansıtacak şeyleri kastediyoruz burada. O yüzden şimdiye kadar zaten hep ters örnekler ortaya Ya çıkmış. Peygamberimizin aslında hayatında da bunu görüyoruz hocam. Yavaş yavaş da gerçi süremizin sonuna geliyoruz. Peygamberimiz olumsuz bir davranış gördüğü zaman ashabının karşısına geçip sizin de özellikle altını çizdiğiniz konu konuşmalarınızdan ben bunu anladım. Yani seçip orada kaldırıp sen şu yanlış hareketi yapıyorsun dememiş hiçbir zaman. Huzurunda bulunan sahabeyi de küçümseyecek, onları küçük görecek söylemde de bulunmamış. Ve o kadar tatlı bir üslup kullanıyor ki bu gözlerime ne oluyor ki sizi şunlar şunlar yaparken görüyorum. Yani kendi gözlerini Hatta adeta sizleri değil değil mi? de birilerinin şöyle şöyle yaptığını Ne kadar görüyorum diyor. güzel bir düzeltme metodu diyor. Evet. Yani aslında sinemada bizim de benimsememiz gereken hani dedik ya
böyle dikte edercesine, insanların kafasını yarıp da içine sokmaya çalışırcasına değil, mesaj illaki verilecektir. Ama Peygamberimizin bu metodu da insanlara hitap etme noktasında benim gözlerime ne oluyor ki birilerini veya bazılarınızı şu işi yapıyorken görüyorum şeklinde oradaki var olan bir bozukluğu da en güzel örneklerle düzeltmeye çalışıyorum. Tabii bazı şeyler var, başlıklar, böyle bir sinemada batılı göstermemeliyiz. Mesela insanları yese, karamsarla düşürmemeli. Evet. Mesela bazı kriterler var ki bu Kur'an'ın, sünnetin kriterleri aslında. Hı-hı. Yani bizim drama olarak da Kur'an'dan ve Peygamberimizin anlatımlarından çıkaracağımız çok şeyler var. Yani bunlar üzerinde çalışılması lazım. Bir Yusuf suresinin mesela o kompozisyonunu, tabii Yusuf suresi en büyük örneği, anlatımını, tabii. Yani sinema diline çok ilham verecek şeyler var ve başka kıssalarda da keza. Hı-hı. Yani bunlar üzerinde çalışılması lazım. Bunlar işte dediğim gibi bir takım kurumlar gerektiriyor. İnşallah. Hocam, evet. Süremizin de sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım inşallah. Seyircilerimizle veda edelim. Evet. Yani herkes kendi bulunduğu noktadan, yani bu bir derttir, bu bir sıkıntıdır. Bunu gidermek, izale etmek ve bir değer ortaya koyabilmek açısından elinden ne geliyorsa bunu yapmalıdır diye düşünüyoruz. Ve burada bunları ifade etmemize imkan verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden. Çok sağ olun. Efendim, bir program daha sonuna geldik. Bu hafta İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Mustafa Kayapınar hocamızı konuk etmiştik. Gerçekten konu da önemliydi. İslami duyarlılıklı sinema üzerinde dilimiz döndüğü kadarıyla, süremiz el verdiği ölçüde biraz bir şeyler söylemeye çalıştık. Tabii bununla sınırlı değil. İlla ki yapılacak araştırmalarla, yapılacak okumalarla çok daha teferruatlı bilgiler elde edebilmek mümkündür. Son cümlesiyle de inşallah bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.